Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle, belirli bir tarih bildirmeyen ay ve gün adları ise küçük harfle başlar. Bu açıklamaya göre 1, 2, 3 numaralı cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Bir numaraya baktığımızda Mart'ın 21'i demiş. Mart'ın tarihi, günü belli. Demek ki burada herhangi bir yazım yanlışı bulunmuyor. Bir numara olamaz. İki numaraya baktığımızda Nisan ayının ikinci haftası diyor. Tarihi net olarak belli değil. İkinci haftası ama hangi gün? Bu belli değil. Onun için N'nin küçük yazılması gerekirdi. Burada bir yazım yanlışı yapılmış. Onun için iki numarada yazım yanlışlığı bulunuyor. Üç numaraya baktığımızda 10 Şubat Cuma günü dediğinde günün G'si küçük yazılmalı. Burada büyük harfle yazılarak bir yanlışlık yapılmıştır. Demek ki 3 numarada da bir yazım yanlışlığı söz konusu. Buna göre A, B ve C seçenekleri olamaz. Doğru cevap 2 ve 3, D seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış ifadelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Bir numaralı kelime kontrollü. Bunun yazımında herhangi bir yanlışlık yok. Bir numara olamaz. İkinci kelimeye baktığımızda seyre çıkmaktır. Bu kelime seyir ama ek aldığı için iyi düşer, ünlü düşmesi oluşur ve seyre şeklinde yazılır. Burada da bir yanlışlık bulunmuyor. Dört numaraya baktığımızda da birleşik bir kelime görüyoruz. Bunun bitişik yazılması lazım. Çünkü ebilmekle birleşen kelimeler bitişik yazılır. Burada da onu görmekteyiz. Burada da bir yazım yanlışlığı söz konusu değil. Üç numaraya baktığımızda denizcilikte en önemli konu. Denizcilikte dediğinde D'nin bitişik olması lazım. Neden? Çünkü bu bir ek ve eklendiğinde kelimeye bulunma anlamı katıyor. Bu da onun ek olduğunu gösterir. Ayrıca eğer ayrı yazılsaydı cümleden çıkarttığımızda anlamında bozulmaması gerekirdi. Denizcilikte en önemli konu karşılaşılan sorunları çabucak ve doğru bir şekilde çözebilmektir. Hem de burada birleşirken neye dönüşmesi lazım? Ünsüz benzeşmesinden dolayı T'ye dönüşmesi lazım. Buna göre doğru cevabımız 3, C seçeneği olacaktır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 3 numaralı cümleye baktığımızda üleştirme sayısının yanlış yazıldığını görmekteyiz. Üçerli sayısı üleştirme sayısıdır ve bunlar tamamı harfle yazılır. 3 rakamla yazılmış ve bir yanlışlık yapılmış. Doğrusu nasıl olmalı? Üçerli şeklinde olmalı. Demek ki burada bir yazım yanlışlığı yapılmış. Bir numaraya baktığımızda buradaki sayının yazımında herhangi bir yanlışlık bulunmuyor. Bir numarada bir yazım yanlışlığı yok. İki numaraya baktığımızda 10 kilogram, 50 kilogram bunlar rakamlarla yazılabilir. Ve rakamlarla da yazılmış herhangi bir yanlışlık iki numarada da bulunmuyor. Dört numaraya baktığımızda Nisan'ın nesi büyük yazılmış çünkü önünde belirli bir tarihi var. 9-15'te de doğru yazılmış. Neden? Buradaki D, T'ye dönüşmüş. Çünkü ünsüz benzeşmesi bulunuyor. Demek ki 4 numarada da bir yazım yanlışlığı söz konusu değil. Sadece 3 numarada bir yazım yanlışlığı var. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Kısaltmalar farklı yöntemlerle oluşturulur. Bu yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibidir. Burada verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kısaltma yöntemlerinden herhangi biriyle yapılmıştır? Kelimenin ilk hecesi kullanılarak yapılır diyor. Bunun örneği aşağıda bulunmuyor. Kelimenin bazı ünlü ve ünsüz harfleri birlikte kullanılarak yapılır. Bunu sokak kelimesinin kısaltmasında görüyoruz. Ünsüz, ünlü ve ünsüz bir arada kullanılmış. Demek ki bazı ünlü ve ünsüz harfler birlikte kullanılarak bir kısaltma A seçeneğinde yapılmış. Demek ki A seçeneğine ulaşmamız mümkün. Peki B, C ve D neden olmaz? B ve D de kelimelerin ilk harfinden yapılan bir kısaltma görüyoruz. GBT, LGS hep kelimelerin ilk harfi kullanılarak yapılmış. Peki burada öyle bir açıklama var mı? Yok. En sonunda ne diyor? Birleşik kelimelerde her kelimenin ilk harfi kullanılarak yapılır. Peki bunlar birleşik kelime mi? Değil. O zaman B ve D seçenekleri olamaz. C seçeneğinde de kelimenin ilk harfi kullanılmış. Burada ise kelimenin ilk hecesi diyor. Bu bir harf kelime. Yani kelimenin harfi kullanılmış. Hecesi kullanılmamış. Onun için C seçeneği de olamaz. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış ifadelerden hangisinin yazımı yanlıştır? CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin kısaltması ve burada açıklamasıyla
birlikte verilmiş. Burada herhangi bir yanlışlık bulunmuyor. Bir numara olamaz. İki numaraya baktığımızda laboratuvar kelimesinin doğru yazıldığını görmekteyiz. Burada da bir yazım yanlışlığı söz konusu değil. Dört numaraya baktığımızda 2013'ten beri burada D, T'ye dönüşmüş. Çünkü kendinden önce sert ünsüz gelmiş ve ünsüz benzeşmesi kuralından dolayı sertleştiğini görüyoruz. Burada da bir yazım yanlışlığı bulunmuyor. 3 numaraya baktığımızda ise 12 Avrupa ülkesi demiş. Avrupa özel isim olduğu için ilk harfi büyük yazılmış, doğru. Ama ülke kelimesi özel isme dahil değil. Onun için Ü'nün küçük yazılması gerekirdi. Burada bir yazım yanlışlığı yapılmıştır. Buna göre 1, 2 ve 4'te yazım yanlışlığı yok. Sadece 3'te var. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu parçadaki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? A seçeneğinde Belçika'daki ifadesindeki ki ayrı yazılmalıdır diyor. Ki eğer iki tane ifadeyi yargıyı birbirine bağlama görevinde kullanılırsa ayrı yazılır. Burada bağladığı iki tane yargı bulunmuyor. Onun için ayrı yazılması mümkün değil. A seçeneği olamaz. B seçeneğinde dünya çapında ifadesindeki dünya sözcüğü büyük harfle başlatılmalıdır. Dünya bir gök cismi, uzay cismi olarak kullanılırsa, yani uzay bilimleri içerisinde bir kelime olarak kullanılırsa büyük harfle başlar. Ama burada öyle bir anlamda kullanılmamış, günlük yaşantıdaki dünya kelimesi olarak kullanılmış. Onun için büyük harfle başlamasına gerek yok. B seçeneği de olamaz. C seçeneğinde yabancı bir sözcük olan travma ifadesi travma, yani ığlı şeklinde yazılmalıdır. Travma yabancı bir sözcük olduğu için T ve R arasında aynı trende olduğu gibi ünlü harf bulunmadan yazılmalıdır. Burada da zaten doğru yazıldığını görmekteyiz. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğine baktığımızda türemiş bir sözcük olan oldukça ifadesi oldukça şeklinde yazılmalıdır. Ünsüz C harfi kendinden önce gelen sert ünsüzden dolayı neye dönüşmeli? Ç'ye dönüşmeli. Bu kurala ne diyoruz? Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi diyoruz. C'nin Ç'ye dönüşmesi gerekiyor. Yani oldukça yanlış, oldukça ifadesi doğru. Demek ki D seçeneğindeki ifadeyi kullandığımızda yazım yanlışlığını düzeltmiş oluyoruz. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Bu afiş aşağıdaki başlıklardan hangisiyle ilgili olarak hazırlanmış olabilir? Bir numaraya bakalım. Baş ve hekim kelimeleri, akşam ve üstü, yurt ve sever kelimeleri birleştirilerek birleşik bir kelimenin nasıl yazılacağı gösterilmiş. Demek ki birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili olacak bir numara. Buna göre A seçeneğinin ve D seçeneğinin olamayacağını anlıyoruz. İki numaraya baktığımızda ise herkes değil herkes, kavanoz değil kavanoz, espri değil espri şeklinde yanlışı ve doğrusu, yani yazımı yanlışlığı bilinmeyen karıştırılan kelimelerin nasıl yazılması gerektiği gösteriliyor. C seçeneğinde ikilemeler demiş. Buradaki kelimelerimiz ikileme mi? Değil. O zaman C seçeneği de olamaz. Buna göre doğru cevabımız birleşik sözcüklerin yazımı 1 numara, yazımı karıştırılan sözcüklerin yazımı 2 numara olacak. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.